efendisi menerapan kudretli Ram. Sana isyan ediyorum. Şeytan çamura secde etmeyeceğim. Sana gerçek mentorun kim olduğunu göstereceğim. Toprağın dibindeki kurtçuklara yem ettiğin tiksinç insanın tüm güzelliklerini yok edeceğim. Üzerine kemin olsun ki Ram. Onlara sağından solundan saldıracağım. Ve birbirlerine düşman edeceğim. Ben insana değil, insan bana secde edecek. Ve bunları Semum'un azabından senin sonsuz merhametin güne kurtaramayacağım. Volkan Bey, emin olun bu civarda böyle ferah, böyle temiz villa bulamazsınız. Bir kuruş dahi masraf etmenize gerek yok. Hemen yarın gelip taşınabilirsiniz. O derece iyi. Sahipleri İstanbul'da yaşıyor değil mi? Evet, evet. Neden buraya hiç taşınmadılar? Yatırım amaçlı aldıklarını tahmin ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıl emlak fiyatları oldukça düşmüştü. Bu sene biraz yükselince satmaya karar verdiler. Zaten ailenin maddi durumu çok iyi. O yüzden burayı kiraya dahi vermediler. Yani bu kalitede, bu fiyata başka bir yer bulamazsınız. Kaçırmayın derim. Nasıl? Şu an konuşabileceğim tanıdığınız biri var mı? Vallahi ne diyeyim şimdi Volkan Bey? İnsanlar bu sitelere birbirinden uzaklaşmak, ne bileyim sakin ve huzurlu yaşamak için taşınıyor olsa gerek ki kimsenin kimseyi taktığı yok buralarda. Ama bugüne kadar da herhangi bir sorun duymuş değilim. Konuda rahat olun yani. Bildiğim kadarıyla mesela şu evde evli, çocukları olmayan, kendi halinde bir şif oturmakta. Yani zaten şu anda da evde yoklar galiba. Fiyat konusunda ne diyorsunuz? Daha önce konuştuğumuzda da söylemiştim. Çıkabileceğim en yüksek rakam 550. Gerisi beni zorlar. Hele siz bir kararınızı verin, biz de muhakkak bir şey yaparız. Vallahi Cengiz Bey, zaten eşim okey vermeden ne desem boş. Ama yani eğer 550'de anlaştıysak... Volkan Bey, buyurun anahtarı. Eşinizle beraber evi dolaşın, gezin, bakın. Ben teklifinizi hemen ev sahibine iletiyorum. Hemşerim. Ne aramıştın? Eve bakacağız. Bir şey mi oldu? Anahtarınız var mı? Cengiz Bey'le geldik. Görmediniz mi? Cengiz? Emlakçı Cengiz. Tamam, bakın o zaman. Benim adım Raci. Buranın görevlisiyim. Tamam Raci Efendi. Sağ ol. Hadi sen işine bak. Sanki villanın sahibi. Böyle adamlar acayip sinir oluyor. Adam bir şey demedi ki. Kendince görevini yapıyor işte. Niye takıyorsun? Neyse boşver.
Volkan sakın bir şey sorma. Evin tamamını görmeden yorum yapma. Yatak odası olur herhalde, değil mi? Olur. Volkan! Salondayım. Hayatım, uzatmaya gerek yok. Bu ev tam bana göre. Patron olarak okey verdim diyorsun. Yes. Bir buçuk da kurtaramazsın. Pis. Gözünüz aydın Volkan Bey. Ev sahibi verdiğiniz fiyat teklifini kabul etti. Çok iyi bir karar verdiniz hanımefendi. Pişman olmayacaksınız. Teşekkürler. Hayırlı olsun hayat. Güle güle oturun başkanım.
Yeni evin alışamadın mı Damlacığım? Hı? Hadi gel mutfağa gidelim. Acıktı mı Damlacığım? Hı? Neredeymiş mi? Ya Canan, burası çok güzel ya. İnşallah ileride daha ilerine taşınırsınız da. Ben şimdi kıskandım vallahi. Çok güzel, hayırlısı olsun. Sağ ol canım, Barış senin başına. Bu arada hediye için teşekkür ederim. Renkleri falan odaya tam uydu, çok sağ ol. Rica ederim. Demek ki iyi düşünmüşüm. Böyle bir eve nazar boncuğu şart kızım. Ya Volkan ne kadar inatçı bilirsin. Ben yeni ev, yeni ev diye ısrar ettikçe o itiraz ediyordu. Tam ben vazgeçtim. Bir gün baktım aniden çıkıp ev aramaya başladı. Yani neymiş? Bir erkeğin üzerine fazla gitmemek gerekiyormuş. Volkan nasıl, işleri iyi gidiyor mu? İyi iyi. Şu sıralar keyfi yerinde. Sen boş ver Volkan'ı da asıl senden konuşalım. Şu sana takılan bir çocuk vardı, adı neydi? Tolga'yı mı diyorsun? Yeşil gözlü olan. Hani geçen spor salonunda tanıştırmıştın. Tolga işte. Aman boş ver ya. Adama bir yüz verdik. Anında mesaj çekmeye başladı. Klasik, her gördüğü kızı atlamaya çalışan erkek modeli. Beni de böyleleri bulur zaten. Sen de biraz rahat ol be kızım. Yoksa evde kalacaksın ha, benden söylemesi. Aman boş ver. Evde kalsam ne olacak ki zaten? Tırmaladı mı yoksa? Ay, yok bir şey, önemli değil. Ufak bir çizik. Daha alışamadı eve. Dün gece de sabaha kadar mı yandı? Şoför mü? Efendim? Her gün 6'da çöp torbalarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Tamam. Bugün çöpüm yok. Sağ ol. Önemli değil.
Ben yan taraftaki evde oturuyorum. Bu pis kokulu et parçalarını neden bahçeye atıyorsunuz? Anlamadım. Bu et parçalarını diyorum. Niye bahçeye atıyorsunuz? Çöplük mü orası? Beyefendi, bizimle ne ilgisi var? Elinizdeki şeyin ne olduğunu bile bilmiyorum. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? İçeriden de aynı koku geliyor. Geliyorsa geliyor. Akşam eşim gelince onunla konuşursunuz. Ya bu yaptığınız büyük saygısızlık. Gerizekalı. Manyak mıdır bilir. Ben evde yokken kapımızı çalıyorsun. Evimin içine kafanı sokuyorsun. Hadi seni dinliyorum. Bahçeye bir sürü pis kokulu et parçası atmışsınız. Orası çöplük değil, onu söyledim. Sen o hastası falan mısın ya? Durduk yere niye bahçeye et parçası atalım kardeşim? Hayret bir şey ya. Ulan daha yeni taşındık. İnsan bir hoş geldiniz der. Evinizin içinden de aynı koku geliyordu. Bana bak kardeşim. Yaşını başına almış adamsın. Sakin olmaya çalışıyorum ama eğer bir daha bu şekilde bizi rahatsız edersen hiç iyi olmaz. Sonra uyarmadı deme. Hemşeri, o adamla fazla uğraşmayın. Nedenmiş o? Bilmiyor musunuz? Neyi bilmiyor muyuz? Karısının kayıp olduğunu. Komşunuz Macit Bey geçen yıl 27 yaşında bir kadınla evlendi. İlk başlarda aralarında bir problem yok gibi görünüyordu. Ama sonra evlerinden bağırtılar, çağırtılar duymaya başladım. Sonra aniden karısı ortadan kayboldu. Daha doğrusu o kaybolduğunu söylüyor. Ne demek şimdi bu? Polis ondan şüphelendi. Günlerce takip ettiler. Sorguya aldılar. Karısını onun öldürdüğünü düşünüyorlardı. Bir süre tutuklu bile kaldı. Sonra serbest bıraktılar. Karısı hala kayıp. Adam o günden beri biraz tuhaf. Aklı pek yerinde değil. Hani uyarayım dedim hemşerim. Raci efendi, bundan sonra benimle konuşurken hemşerim deme lütfen. Niye bu evi satın almadan önce bize söylemediniz? Bu benim vazifem değil hanımefendi. Emlakçı Cengiz Bey'e sormalıydınız.
Sorman gerekirdi Volkan. Ya Allah aşkına neyi sormam gerekirdi Canan ya? Adamın karısı kaybolmuş diye evi almaktan vaz mı geçseydik yani? Hem sordum diyorum. Emlakçı şerefsiz çıktı. Ben ne yapayım? Ya ne bileyim durup dururken moralim bozuldu işte. Şimdi ben bunu kafama takarım. Ayrıca ya adam gerçekten karısını öldürdüyse? Ya hayatım, nereye taşınırsan taşın böyle şeylerle karşılaşırsın. Bizi ne ilgilendirir kimin karısına ne yaptığı? Boş ver. Ama... Aması maması yok. Eğer bu konuyu büyüteceksen evi satalım gitsin o zaman. Zaten işten dolayı kafam balon gibi geliyorum eve. Bir de bunun stresini çekemem şimdi. İstiyorsan hemen satalım burayı. Tamam mı? Ya saçmalama ya, ne satması? Benim bu evle bir sorunum yok ki. Hem ben bu evi çok sevdim. Mesele ne o zaman? Ters tersine bakıyorsun kız. Yoksa konuştuklarımızı anlıyor mu? Pis cadı. O her zaman annesinin tarafını tutar. Öyle değil mi Damlacığım?
Canan! Canan! Ne oldu? Bakın orada biri var. Nerede? Çatı katında. Üfleme Volkan. Az önce burada birini gördüm ben. Üstelik Damla buraya nasıl geldi bilmiyorum. Ben yukarı çıkarken o aşağıdaydı. Hayatım, burada kimse yok işte. Görüyorsun. Ha diyelim biri vardı. Tüm pencereler içten kapalı. Dışarı nasıl çıktı o zaman? Gördüm diyorum Volkan. Ha buharlaştı diyorsun yani. Ya bak, ben mutfaktaydım. Sonra salona geçerken sanki böyle bir şeye çarpmış gibi oldum. Sonra bir ses duydum. Buraya geldim. Tam şuradan çıktı. Uzun saçlı, siyah bir şey. Uykulu uykulu gecenin bir vakti kalkıyorsun. Karanlıkta kediden gelen bir sesi ya da küçük bir hareketi bile görüntü olarak algılamış olabilirsin be hayatım. Evde kimse yok. Abartma artık. Benim çıkmam gerekiyor. Bir iki dakika bekle, çıkıyorum. Geç kaldım. Sen duşunu almaya devam et, iş yerinden ararım seni. Tamam mı? Tamam canım. Hadi görüşürüz, bye. Görüşürüz. Demek 9 canlı değillermiş. Hacı Efendi, senden bir ricam olacak. Kediyi uygun bir yere gömebilir misin? Eşimin bu kazayı bilmesini istemiyorum. Şu kanları da iyice bir temizleyiver. Canan bunu öğrenirse çok üzülür. Uf ya! Nasıl görmedim ben bu kediyi? Merak etmeyin. Ben hallederim.
Faturaları bir kontrol etsene. Volkan? Abi hayırdır ya? Yeşilçam'ın kötü kalpli fabrikatörleri gibi nereye daldın öyle? Ne bileyim ya. Moralim bozuk biraz. Hayrola abi? Yine ile mi ilgili? Hem onunla ilgili hem de... Bugün kedimizi ezdim yanlışlıkla. Hadi ya. Canını da söyleyemedim. Onu takıyorum kafama şimdi. Ne diyeyim abi? Kaza işte, bilerek yapmamışsın ki. Hem o da zaten 3-5 gün üzülür sonra unutur gider. Çok takma kafana. Damla neredesin ya? Ne arıyorsunuz burada? Kedimi arıyorum. Kayboldu da. Burası bana ait bir yer. Belki buraya düşmüştür diye. Neyse. Alo, ne haber Banu? Nasılsın? Sağ ol canım. İşteyim şu anda. Nasıl gidiyor yine? Her şey iyidir umarım. İyi işte. Ne oldu? Sesin biraz tuhaf geliyor. Ya bir iki ufak şey oldu da canım sıkkın biraz. Bu cumartesi alışverişe çıkıyoruz değil mi? Tabii. Aklımda. Ben evden ararım seni. Tamam o zaman. Cumartesi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de.
Ana. Ne haber Canan? Nasıl gidiyor Yener? Her şey iyidir umarım. Bu cumartesi alışverişe çıkacağız ya, onu hatırlatmak için aradım. Ha, evet evet, aklımda. Ne oldu? Sesin biraz tuhaf geliyor. Ya bir ufak şey oldu da, canım sıkkın biraz. Buluşunca konuşuruz. Tamam o zaman, görüşürüz. Kendine iyi bak canım. Sen de. Aşkım biraz pozitif olsana. Sen benden daha iyi biliyorsun. Kedilerin de biz insanlar gibi bazı ihtiyaçları vardır. Yani demek ki Damla da bunu hissetti. Ve içgüdülerini dinleyip evden isteyerek gitti. Ya sus Allah aşkına ya. Sanki bir daha dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsun. Eğer ona bir şey olmadıysa o mutlaka geri döner. Ben Damla'mı iyi tanırım. Canan. Hadi bu akşam dışarıda yemek yiyelim ha. Ne dersin? Hiç iştahım yok. Sevdiğin yer var ya, oraya gideriz. Hem taşındığımızdan beri dışarı çıkmadık. Hadi. Hadi. Bak biraz enerji depolarız. Sonra gece. Çık şuradan pis şey. Hadi. Bakalım. Bakalım. Ne oldu? Beğenmedin mi tadını? Damla aklımdan çıkmıyor. Şu an nerede? Ne yapıyor? Aç mı? Korkuyor mu? Belki de eve dönmeye çalışıyordur. Biz buraya niye geldik şimdi? Ya tamam, sana bir şey diyen yok. Sen yemeğini ye. Bak ne diyeceğim. Yarın seninle bir pet shop'a gidelim ve yeni bir kedi alalım, tamam mı? Hani şu Siyam kedisi dedikleri. Böyle pala bıyıkları olan. İstemem. Ne istiyorsun? Ses. Sesi duydun mu? Ne sesi Canan? Ne istiyorsun benden dedi. Duymadın mı? Su. Su iç. İyi misin? Lavabo. Lavaboya gitmem lazım. Tamam. Beğenmedin mi tadını? Damla aklımdan çıkmıyor. Şu an nerede? Ne yapıyor? Aç mı? Korkuyor mu? Belki de eve dönmeye çalışıyordur. Biz buraya niye geldik şimdi? Ya tamam, sana bir şey diyen yok. Sen yemeğini ye. Bak ne diyeceğim. Yarın seninle bir pet shop'a gidelim ve yeni bir kedi alalım, tamam mı? Hani şu Siyam kedisi dedikleri. Böyle pala bıyıkları olan. İstemem.
Ne istiyorsun benden? Ses. Sesi duydun mu? Ne sesi canım? Ne istiyorsun benden dedi. Duymadın mı? Su. Su iç. İyi misin? Volkan, eve gidelim ne olur. Damlacığım, bir tanem, döndün mü annene? Bakayım, nerelere gittin sen böyle ha? Ne kadar çok üzüldüm biliyor musun küçük cadı? Canan. Canan. Ne oldu? Rüya mı görüyordun? Ya. Kahkahalar atıyordun az önce. Hem de hiç durmadan. Odada bizden başka biri var mı Canan? Ne bileyim, hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Gel bakayım o zaman sen. Sen beni uyandırıyor musun?
Banu ile buluşacak mısın? Evet, arabasıyla gelip beni alacak. Ne yapıyormuş Banu? Bir biri var mıymış? Hayırdır, niye merak ettin? Canım, senin arkadaşın diye söylemiyorum ama Allah var. Güzel bir kız Banu. Volkan! Hayır yani, demek istediğim şey bu kadar güzel ve zeki olmak da başa bela. Baksana kız yıllardır kendine bir erkek bulamadı. Volkan bak hala konuşuyorsun. Tamam, sustum. Banu, hemen eve gitmesek şöyle manzaralı bir yere gidip bir şeyler içsek olur mu? Tamam, iyi olur. O evde tuhaf bir şeyler olduğu kesin. Bazen böyle kanımın içinde garip bir şeyler dolandığını hissediyorum. Aniden tuhaf hayaller görüyorum. Sanki birisi beni ele geçirmeye çalışıyor gibi. Kedin kaybolduktan sonra mı başladı bu durum? Yok. O eve taşındığımız ilk günden beri var. Volkan üzülmesin diye söylemek istemiyorum ama... O evden hemen gitmek istiyorum. Bence taşınma meselesini unut. Bu kadar abartmana gerek yok. Yani herkesin başına böyle şeyler gelebiliyor. Bana bile bazen oluyor. Komşunun karısının kaybolduğunu duyman, şu koku meselesi falan, kedinin gitmesi, bütün bunları üst üste kim yaşarsa psikolojik olarak etkilenir. Banu, beynimde yankılanan çınlama sesini bir duysan. Kızıyorsun ki. Hayatım, sana kızdım falan yok. Küvetin içinde bir şey bana dokundu diyorsun. Ha, bunu normal karşılamamı bekleme ya. Ben soğukkanlı olmaya çalıştıkça sen daha da abartıyorsun. Olaylara biraz mantıklı yaklaş lütfen.
Sen aklı başında birisin. Neredeyse bu evde bir hayalet dolaşıyor diyeceksin Canan. Toparlan biraz lütfen. İşte böyle tuttu ayaklarımdan. Sen şu anda elimi nasıl hissediyorsan, ben de onunkini öyle hissettim. Canan, seni ciddi ciddi bir psikiyatra götürmeyi düşünüyorum artık. Ha bir de deli oldum şimdi. Deli değilsin. Ama deli gibi bakıyorsun. Canan, keser misin şunu Canan? Senden niye sorayım? Tek isteğim senin mutlu olman. Biliyorsun. Bu evi senin için aldığımı da biliyorsun. Taşındıktan sonra biraz şanssızlıklar oldu ama sen de biraz güçlü olursan her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Meşhur soru geldi. Beni seviyor musun? Tabii ki seni seviyorum. Gel buraya. I see the imas. I love you. Este hezdikir. Sagapo. Tia. Jute. Tora dostuyla. Beni buradan. Neredeyim ben? Allah'ım. Allah'ım rüya mı bu? Buraya nasıl geldim? Allah'ım buraya nasıl geldim? Evet. Evet bu bir rüya. Rüya. Rüya değilse. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan! Nefes alamıyorum. Allah'ım öldüm. Yardım edin. Yardım edin. Çıkmam lazım. Yardım edin. Çıkarın beni buradan! Thank you.
Hakan buna yardım et. Hakan ne olur yardım. Yardım et. Size görünen şu varlık ne istediğini söylüyor mu? Peki sizce bu varlık kim veya ne olabilir? Yani yeni taşındığınız çevrenizle ilgili bir durum olduğunu düşündünüz mü hiç? Bilmiyorum. Ama yaşadığım şey o kadar gerçek ki. Sanki o şey etimden kemiğime doğru içeri girip bütün bedenimi kilitliyor. Biliyorum şimdi siz hayal ya da halüsinasyon falan diyeceksiniz. Hayır, hayır. Öyle basit yaklaşmayacağıma emin olabilirsiniz. Canan Hanım, insanı bir ayna olarak düşünün. Karşısına geçen her şeyi, herkesi yansıtan bir ayna. Gün gelir herhangi bir sebepten dolayı bu ayna kırılırsa yine yansıtmaya devam eder. Ama bu defa doğru görüntüyü yansıtamaz. Onu büker, deforme eder. Farklı bir şeymiş gibi yansıtır. Görünen şey aynıdır. Ancak yansıyan şey biraz tedirgin edici. Endişelenmeye gerek yok, korkmayın. Paranoid şizofreni veya epilepsi olabileceğini düşünmüştüm önce ama bilinci gayet yerinde olduğu için strese bağlı geçici depresif bir durum söz konusu gibi şu anda. Düzenli olarak terapiye getirirseniz toparlanması uzun sürmez. Oğuz Bey, şu kedinin kaza meselesini ona anlatmanın bir faydası olur mu acaba? Bir faydası olacağını sanmıyorum. Zamanı gelince ben size söylerim. Orta şekerli kahve. Teşekkürler Banu'cum. Afiyet olsun. Hayatım, ev erken döneceğim, tamam mı? Banucuğum, sen de çok zahmet oluyor. Kusura bakma. Ya saçmalama Volkan, ne zahmeti? Ben onun yanında olduğum sürece ona hiçbir şey olmaz. Merak etme sen. Hadi sen de işine git. Sağ ol. Görüşürüz. Güle güle.
yerdeyiz. Volkan bana ne oldu? Neydi o çıldırmış halin? Neler oluyor sana ya? Yataktan kalkıp buraya nasıl geldim hiç hatırlamıyorum. Sadece tavandaki yazının yan taraftaki adamın arabasının plakasındaki 13 rakamını işaret ettiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Sanki birisi bana o adam karısını öldürdü diye söylemek istiyordu. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Bıçağı nasıl aldım? Oraya ne zaman gittim? Hiç hatırlamıyorum. Canım, şimdi sen bana tavandaki basit plakaya bakarak yan komşumuzun katil olduğunu mu söylüyorsun? Bu kadar saçma sapan ve aptalca bir şey olabilir mi? Ama... Ya adam bizden şikayetçi olursa? Kadın beni öldürmeye kalktı derse polise? O zaman sebep olarak bu aptal lekeyi mi göstereceksin? Volkan, o adam karısını öldürdü. Ve buraya bir yere gömdü. Bu olay çözülmezse ben daha kötü olacağım. Bunu mu istiyorsun? Yeter! Gelecek şimdi. Beni toprağın altına götürmeye geliyor Volkan. Kim geliyor Canan? Canan, biraz sakin ol lütfen. Kimsenin buraya geldiği falan yok. Yüzü çok korkunç. Saçları var. Korkuyorum Okan. Ben buradayım, korkma. Tamam mı?
dışarıda kimse yok Canan. Rahatsızlığı bayağı bir ciddileşti Ali. Bugün işe gelemeyeceğim. Yine de acil bir şey olursa beni haberdar et, olur mu? Tamam. Tamam, geçmiş olsun. Ya Volkan, yapabileceğim bir şey var mı? Ha? Yok Ali. Sağ ol. Zaten birazdan doktor gelecek. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Banu, geç içeri. Merhaba Volkan. Nasıl oldu? İyi mi biraz? Bilmiyorum. Dün çok kötüydü. Şu anda uyuyor. Hemşerim, içeride ne olduğunu sen biliyor musun? Doktor bey, acele edin. Durumu çok kötü. Yukarıda şu tarafta. Neden bana yardım etmiyorsun? Volkan, ne olur bana yardım et. Yardım et. Çok acı çekiyorum. Hepiniz halisiniz. Siz şeytanı turnağındaki kirmini olamazsınız. İçi kokuşmuş pislik içindeki et parçaları sınar. Toprağın dibinde küfrünüzden girip beyninizden çıkan neş böceklerine yem olacak kadar acısınız.
Teşhisiniz yok mu yani? En azından şimdilik klinikten başka bir çare düşünülemez mi? Bir takım testler yapılmadan bir şey söylemek zor. Ben eşimin bir ruhsuz gibi muamele görmesini istemiyorum Oğuz Bey. Bakın Volkan Bey. Tıp henüz beyinde oluşan ani travmatik atakların sebeplerine dair çok az şey biliyor. Eşinizin iyileşmesi uzun yıllar alabilir. Hatta hiç iyileşemeyebilir de. Bu durumu şimdiden kabullenin. Tek yapmanız gereken bana güvenmeniz. Erken tedavinin avantajını kullanarak onu hastanede müşahede altına alın. Ben klinik için gereken girişimlerde bulunurum. Siz de yatıştırıcının etkisi geçmeden onu hazırlayın. Tamam mı? Benden haber bekleyiniz. Tekrar geçmiş olsun. Abi, Canan gibi güçlü biri 3-5 günde nasıl bu hale gelir ya? Aklım almıyor Ali, vallahi aklım almıyor. Burada mıydınız? Ben de sizi arıyordum. Hayırdır Banu, çıkıyor musun? Eve uğramam lazım. Sonra da hastaneye gelirim, orada buluşuruz. Sen de biraz toparlan artık, iyileşecek inşallah. Tamam Banu'cum, çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Sence Canan'a ne olmuş olabilir? Yani ne düşünüyorsun? Ya şu tuhaf komşumuz var ya. Ha. Komşu demeye bin şahit ister gerçi. Eşi aniden kaybolmuş. Bizim bahçıvan da herkese adamın karısını öldürüp bir yerlere gömdüğünden şüphelendiğini söylemiş. Hadi ya. Canan da bunu kafasında büyüttü tabii. Neyse, Canan kadının ölümüyle ilgili bir takım kötü güçlerin, yani ne demekse, kendisini ele geçirmeye çalıştığını zannediyor. Ya. Amerikan filmlerinde saçma sapan ghost hikayeleri vardır ya, onun gibi herhalde. Sen böyle hayaletlere, ruhlara falan inanır mısın Ali? Ali. Hı? Hayaletlere inanmam. Ama başka şeylere inanırım abi. Başka şeyler. Hı hı. Nedir bu başka şeyler? Uzaylılar falan mı? Değil. Ne peki? Semun. Semun? Semun, insanlar dünya üzerinde yaratılmadan önce yaşayan zehirli varlıklardı. Abi kusura bakma, sinirlerim bozuldu. İşte bizim patavatsız bahçıvan da geliyor. Volkan Bey. Komşunuz Macit Bey'le ilgili bir haberim var. Neymiş bu haber? Kayıp eşi bulundu. Nasıl? Ölmemiş. Adamın günahını almışız. Eşiyle kavga ettiği için kızıp kaçmış. Saklanıyormuş. Macit Bey'in eşini öldürmüş olabileceği söylentileri çıkınca da üzülmüş, polisi aramış. Kadın da tuhaf. Bilmenizde fayda var dedim. Hemşerim. Canan. Canan. Komşunun karısı bulunmuş. Ölmemiş Canan. Canan'ın canı cehennem.
Volkan. Abi Canan'ı biz senin ele geçirmiş olabilir. Of. Ali ya. Volkan bak abicim. Yıllar önce buna benzer bir olay gördüm. Bunun aynısıydı. Adım gibi eminim. Çok geç olmadan Canan'a yardım edecek birini bulalım ha. Hadi. Saçmalama Ali ya. Ya Allah aşkına Volkan. Bir kere denemekten bir şey kaybetmezsin. Volkan bak abicim. Benim bu konularda ehil, güvenebileceğimiz bir tanıdığım var abicim. Ayrıca uzun zaman Pakistan'da yaşamış bir alim. Yani öyle parayla pulla bir alakası yok ha. Gerçekten. Bizi kesin yardım eder. Hadi abicim ya. Bozun sevin kır şu inadını ya ne olur. Thank you.
Tamam. Okruç. Önce okruç. Nerede o? İnna ileyhi raciun Semum. Mevta. Eğer içine girerek zehirlediğin masum bedeni bırakıp kendi alemine dönmezsen seni öldüreceğim. Sen Semum'un ölmesini insan ölmesi kadar kolay mı sanıyorsun? Pis çamur. Seni son defa uyarıyorum. Kuruç yanar Semum. Ruchia Narsimu! Canan Hanım hazırsa hemen ambulansı alalım. Oğuz Bey bir dakika. Ya biz bugün Ali'yle yukarıda, ya nasıl söylenir? Ali oğlum bir şey söylesene ya. Volkan Bey, kim bu adam? Biz aşağıda, belki bize yardımcı olabilir diye. Doktor Bey. Onu kurtarın beni. Adam beni öldürecek. İnanamıyorum. Karım bu haldeyken onu bir din şarlatanı önüne mi attı? Doktor ben çok korkuyorum. Olur beni bu adama bırakmayın. Karını duymuyor musun Volkan? Hala bu şarlatanı kovmayacak mısın? Şu anda konuşan kişi Canan değil. Ona bak cahil yobaz. Derhal bu evi terk etmezsen ve bu kıza bir şey olursa senin peşini asla bırakmam. Tıp şu anda bu kıza yardım edemez. Defol buradan! Bilim asla tapılacağım bir ilah değildir. Bilim de sahtekarların geçim kapısı değildir. Bak doktor! Bilim elbette bir gerekliliktir. Ama şunu unutma. İnsan bir şeye inanmadan asla yaşayamaz. Bilim kadar din de bir ihtiyaçtır. Neden ayrımcılık yapıyorsun? Bırak kolumu! Sana onun Canan olmadığını göstereceğim. Ama bir dakikana ihtiyacım var. Daha sonra istersen giderim. Ha, mim, ra. Men ene ve ma ente ya narsemum. Men ene ve ma ente ya narsemum. Uğruç! Ölüm haricim ben dar. En de son salim gelme. Doktor. Doktor.
Dokun ona. Bazen görmek için iki gözden fazlası gerekir doktor. Bana bir mum bulabilir misiniz? Kim bu Banu? Ya bir gitar aç! Canret kim var? Canret! Canan ya! Bu ev çok güzel. Kıskanmıyorum dersen yalan söylemiş olurum. Nereli canet bitmesen, nereli canet. Et parçalarını neden bahçeye atıyorsunuz? Tetrik yansını bu kim? Kıvrekçi sendik. Rabbim derdiraç. Canret kim var? Canan! Orta şekerli kahve. Canan! Canan! Canan iyi misin? Rabbim derdiraç. Canret kim var? Cana! Cana! Bismillahirrahmanirrahim.
Semur. Hey.
Semum denir. Büyüden çok daha tehlikeli ve korkunç bir şeydir. Onları şu anda göremesek de çevremiz semumlarla doludur. Bazı insanlar onları kullanıp üzerimize salabilirler. Yani hocam, şimdi semum karanlığın içinde titreşen sonsuz sivri bir iğne gibi İnsanın etinden kemiğine, kanından beynine kadar girebilir. Onun şerri cehennem sıcağının soğuk yeli gibi üzerinize gelir, ensenizden içeri girer, göz perdelerinizdeki engeli kaldırır ve artık onu görmeye başlarsınız. Hala inanamıyorum. Banu Can'ın en yakın arkadaşıydı. Yıllardır aralarında en ufak bir tartışma olduğunu dahi duymadım. Böyle bir şeyi nasıl ve neden yapar ya? Saldırmak için pusuda bekleyen Semum kendi isteğiyle bir insana ele geçiremez. Başka birinin boyut engelini aşıp o kapıyı açması gerekir. Ve o kişi size ne kadar yakınsa etkisi de o kadar güçlü olur. Bana bir şekilde bu işin nasıl yapılacağını öğrenmiş. Peki hocam, şimdi ne yapacağız?
yaptım da beni öldürmek istedin? Bu kadar nefretin, kinin sebebi ne? Ben de olmayan her şey hep sende vardı. Bu kadar basit ya. Biz arkadaş değil miydik? Ben seni hiçbir zaman arkadaş olarak görmedim ve sevmedim. Bu kadar yüzsüz, bu kadar kindar, bu kadar haset bir kadın düşmanlığından kolay kolay vazgeçmez abiciğim. Ondan olabildiğince uzak durun. Ömrümüzün sonuna kadar bu kadının kötülüklerinden kaçacak mıyız yani? Yok mu yapacak başka bir şey hocam? Yapılacak olan yapıldı. Onun yüzünden bir semum öldü. Bunun diyetini ödeyecek olan da o. Yani bu ne demek oluyor şimdi? Ondan kurtulduk mu? Cehennem ateşiyle oynayanlar sonsuza dek semum alevinde yanmaya razı olmuşlardır. Semumu kullanan insanlar başarılı da olsa, başarısız da olsa sonları hep aynıdır. Değişmez. Narı cehennem.